Herkese merhabalar. Lezzet Sinema hoş geldiniz. Bugün mutfağından közlenmiş kapya biber turşusu yapacağız. Kışın da çok severek tüketeceğiniz bir tarif. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve tarifimin yapımına geçiyorum. İlk öncesinde biberlerimi güzelce yıkadım. Biberlerimi fırında közleyeceğim. Siz dilerseniz mangalda veya ocakta da közleyebilirsiniz. Daha lezzetli olur. Şimdi ben fırında közlemek için ilk öncesinde sap kısımlarını ve çekirdeklerini şu şekilde çıkarıyoruz. Tırnağımla bastırıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıyorum. Kapya biberlerimizi temizledik. Sap ve çekirdek kısımlarını çıkardık. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye biberlerimizi diziyoruz. Ve biberlerimizi fırınımızın 250 derece ayarına getirdim. Fan ayarında biberlerimiz pişene kadar fırında bekletiyoruz. Üst kısımlar kızarınca alt kısmı da çeviriyoruz ve her tarafını eşit bir şekilde pişiriyoruz. Pişen kapya biberlerimizi şöyle bir genişçe bir tabağın içerisine veya bir tepsinin içerisine alıyoruz. Gördüğünüz gibi altı üstü güzelce pişmiş. Biberlerimizi tabağa aldım. İsterseniz üzerine streçle kapatabilirsiniz. İsterseniz de bir poşetin içerisine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız biberlerimizin kabukları daha kolay soyacaktır. 10-15 dakika bekletiyoruz. Bekleyen biberleri çıkarıyorum poşetten. Soğumadan hemen kabuklarını çıkarıyoruz. Bir tanesini alıyorum hemen. İçini temizlediğimiz için çok kolay oldu. Siz de bu şekilde yaparsanız oldukça pratik ve temiz oluyor. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde kabukları da soyuldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz soyduk. Biberlerimizin kabuklarını kolayca soydum. Siz de pişirmeden önce sap kısımlarını alın, çekirdeklerini temizleyin. O şekilde yaparsanız bu şekilde çok kolay olur. Ayrıca biberlerinizi de kesinlikle yıkamayın. Yıkarsanız lezzeti kaçar. O yüzden biberlerinizi kesinlikle yıkamayın. Şimdi doğruyoruz. Şöyle uzunlamasına kesiyorum. Şöyle 1 santim büyüklüğünde doğruyoruz. Bütün biberlerimi bu şekilde doğruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biberleri doğradık. Şimdi 1 yemek kaşığı tuz ekliyoruz. Tuzunu her zaman kontrolle ekliyoruz. Daha sonra yeterli gelmezse takviye ediyoruz. Bir avuç dolusu doğranmış maydanoz, bir baş sarımsak hafif iri doğranmış, bir çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ, bir çay bardağı sirke hepsini karıştırıp bütün lezzetin birbirine geçmesi için en az 1 saat dinlendiriyoruz. Karıştırdıktan sonra dinlenmesi için ağzını kapatıyorum. En az 1 saat dinlendiriyoruz. Köz biberlerimizi doldurmadan önce kavanoz ve kapaklarımızı güzelce bir 10 dakika kaynatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar köz biber turşumuz dinlendi. Artık kavanozlarımıza doldurabiliriz. Şöyle kaynatmış olduğum kavanozlarıma dolduruyorum. Köz biber turşusu inanılmaz lezzetli oluyor. İster kahvaltıda ister et yemeklerinin yanında muhteşem bir tarif. Ben az miktarda daha tuz ekledim. Siz de damak tadınıza göre kontrollü bir şekilde tuzunu ekleyebilirsiniz. Köz biber turşumuzun malzeme ve miktarlarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu güzel tarif için kesinlikle beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kavanozlarımızın ağız kısmını siliyoruz güzelce.
Kavanozlarımızın ağız kısmını silmezsek kavanozlarımız güzel kapanmaz. Kaynatmış olduğum yeni sıfır kapakla da kavanozlarımızı kapatıyoruz. Sıkıca kapatıyoruz. Kavanozlarımızı sıkıca kapattıktan sonra kapağının üzerine ters çeviriyoruz. Kavanozlarımı gördüğünüz gibi ters çevirdim. Üzerine su dolduracağım. Kapakları biraz geçecek şekilde su dolduruyoruz. Ve ocağıma götüreceğim, kaynatacağım. Kavanozlarımızın vakumlanması için 15 dakika kaynatacağım. Tabii. 15 dakika oldu. Şimdi ocağımı kapatacağım. Kavanozlarımızı suyun içerisinden alacağım. Konservelerimiz kaynadı. Ocaktan aldık. Şimdi suyun içerisinden bir bez yardımıyla çıkaracağım kavanozlarımı. Temiz bir bezin üzerine alıyorum. Tüm kapaklarını tekrardan sıkıyoruz iyice. Köz biber turşumuzu 15 dakika kaynattım. Kapaklarını iyice sıktım tekrardan. Temiz bir bezin üzerine aldım. Şimdi de vakumlanması için bir gün bekleteceğim. Daha sonra kapaklarını kontrol edeceğim. Vakumlanması için bir gün beklettiğimiz kavanozlarımızı kontrol ediyoruz. Kavanozlarımız soğumuş. Kapakları tutmuş. Gördüğünüz gibi kapaklarda herhangi bir şişme, sızıntı yok. Köz biber konservelerimiz oldu. Kışın artık rahatlıkla tüketebiliriz. Konservelerimizi serin, karanlık, kuru bir yerde saklıyoruz. Eğer yemek istiyorsanız da konservemizi açtığımızda buzdolabında mutlaka bir hafta içerisinde tutarak tüketmeliyiz, yoksa bozulur. Umarım siz de bu güzel tarifi dener, beğenirsiniz. Deneyeceklere de şimdi